Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 0 geometri kampının ikinci haftasının 6. videosundayız. Son videodayız. Nerede kalmıştık? Dik üçgende Öklit bağıntılarını işleyeceğiz. Yani sayfa numarası 32'nin sağ tarafından başlayıp 33, 34 ve 35'i işleyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öklit bağıntısı çok kolay bir konudur. Dikten dik çizilirse Öklit'i uygulayacağız. Hemen başlığın kenarında da bunu yazalım. Dikten dik çizilmişse Öklit'i uygula yalnız dikten dik çizilmişse elinde bir dik üçgen varsa o dik üçgende hocam öklüt uygulamak istiyorum ben deyip şuradan bir dik çizeyim dersen olmaz. Dikten dik çizilmişse öklüt bağıntılarını uygulayacaksın. Her dik üçgen gördüğünde dik çizmeyeceksin. Ha, belki özel durumu olabilir. Mesela şöyle bir şey der. Şuradaki bir noktadan şöyle bir eşit 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 der. Ha, bu tür özel durumda dik çizebiliriz. Dik de çizmiyoruz aslında. Ne yapıyoruz? Hocam burada muhteşem şu sağlandı. Hop şunu çizersem. Burası 90 derece olur dersin. E burası 90 olduysa dikten dik indiği için artık bundan sonrasında öklit bağıntısını uygulayabilirsin. Ama biz bunu dikten dik çizelim diye mi çizdik? Hayır. Muhteşem üstünden dolayı çizince burada karşımıza öklit bağıntısı çıktı diyebiliriz. Evet dikten dik öklit. Evet öklit bağıntısında da arkadaşlar 3 tane öklit bağıntısını iyi bir şekilde bildiğiniz zaman yaparsınız. Bunun ispatını size yapmak isterim ama benzerlikten çıktığı için maalesef yapamıyorum. Benzerlik şu üçgenle şu üçgenin benzerliği ya da bu üçgenle büyük üçgenin benzerliği ya da bu üçgenle büyük üçgenin benzerliğinden buradaki bağıntılar zaten çıkıyor. Ama bunu bilseniz sizin açınızdan size pratiklik sağlayacaktır. O yüzden bilmenizi tavsiye ediyoruz. Dikten dik çizildiğinde haşa ait bağıntısı var. H kare eşittir P çarpı K'dır. Hemen H kare P çarpı K'ya eşittir. Ortadaki P çarpı K ortadan ikiye ayırıyor. E hocam a, büyük dik üçgende büyük dik kenara ait öküt var. Mesela C'ye ait öküt var. Hocam büyük dik üçgende büyük kenar yani sol taraftaki kenara ait öküt da hocam C'ye ait öküt da sol tarafta ya sola dayalı gideceksin. Yani C kare eşittir P çarpı tamamı. P çarpı P artı K şeklinde olacak. Peki sağdakine dayalı gittiğimiz zaman ne olacak? Sağdakine dayalı gittiğimiz zaman da büyük dik üçgende sağa dayalı gittiğimiz anda sağa dayalı öklit mantısı bu çarpı tamamı olacak. Yani b kare eşittir k çarpı k artı p şeklinde olacak arkadaşlar. İşte görüyorsunuz h kare p çarpı k b kare k çarpı p artı k c kare de p çarpı k artı p'ye eşittir. İşte ortadan gelen ayırıyor h kare p çarpı k diye ayırıyor. Soldan gelen şöyle tekrarlı gidiyor yani p çarpı p artı k. Sağdan gelen de b kare eşittir. Sağ tekrarlı, sağa dayalı gidiyor. İşte bunları bildiğin zaman hepsini rahat bir şekilde yaparsın. Hocam bunları ya bence şunları bilmene gerek yok. Şunu ve şunu bilmene gerek yok. Tamam yazıyor yazılı dursun o ayrı bir konu. Ama bunları ezberleme her türlü şu üçünden her şeyi çıkartırsın. Bir tek sana bir tavsiyede bulunacağım. Şöyle bir dik üçgenle karşılaşırsan eğer dik üçgende bütün kenarlar varsa mesela A, B ve şurası da C olsun mesela. Bütün kenarlar var sadece yükseklik eksikse Sadece yüksekliği de yine öklit bağıntıları, bulabilirsin ama alandan gidip de yine sonuca ulaşabilirsin. Mesela bu dik üçgenin alanı nedir? Hocam bu dik üçgenin alanı ya da şöyle şey diyelim ya şuraya. P artı K mı diyelim? Neyse önemli değil. Burada göstereyim ben sana. Bu dik üçgenin alanı nedir? Dik kenarlar çarpımının yarısı. A çarpı B bölü 2. Aynı zamanda taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 olduğundan C çarpı H bölü 2. Iki. Bölü 2'ler gidince dik kenarlar çarpımı tabanına yüksekliğin çarpımına eşit oldu. Bak işte şuradaki mantık doğrudan geliyor. H çarpı P artı K. H çarpı P artı K, yani tavan çarpı yükseklik. Dik kenarlar çarpımına eşit. B çarpı C'ye eşit demiş. Hani burada ezberleme. Sıkıştığın zaman bütün kenarlar belli olup sadece yükseklik istenildiği zaman da alandan yola çıkabilirsin. Bunu da sakın ama sakın unutma. Hadi bakalım. Şimdi her soru çeşitini görelim. Hocam dikten dik çizilmiş. Öklet. X'e ait öklet bantısı. X'in karesi 3 çarpı 12'ye eşittir. Ee, x kare buradan 36 olduğuna göre x'i de böylelikle kaç buluruz arkadaşım 6 olarak buluruz evet cevabımız böylelikle 6 çıktı arkadaşım geldik örnek 32'ye evet hocam dikten dik çizilmiş öklit dikten dikse öklit uygulayacaksın sol taraftaki verilmiş sola dayalı şu çarpı tamamı 6'nın karesi eşittir 3 çarpı tamamı bak 3 çarpı x değil dikkat et 3 çarpı tamamı yani 3 artı x diyeceksin e burada 36 ile 3 sadeleşince 12 kaldı. 12 eşittir 3 artı x'ten x de böylelikle 9 olarak buluruz. Cevap 9 çıktı 32'de. Geldik 33'e. E hocam burada da bak ne verilmiş. Hocam dikten dik çizilmiş. Öyle her zaman 90 derece tepede olmak zorunda değil. Şöyle bir dik üçgen verilmiş. Dikten de dik çizilmiş. Burada kenar kenarlardakinde kenara dayalı yapacaksın. Mesela ben sola, soldakinde sola dayalı sağdakinde sağa, sağa dayalı dedim ya e burada da buraya dayalı yapacaksın. Normalde h kare olursa p çarpı k olacak ama büyüklük üçgende şu kenara ait bu kenara dayalı olacak. Yani şu çarpı tamamı olacak. Yani 4 kök 3'ün karesi x çarpı x artı 2 olacak arkadaşım. Bu kaç yaptı? 48. 48 eşittir x çarpı x artı 2. Açmıyorum bilerek. Niye? Arkadaş bunu böyle açtıktan sonra çarpanları ayırmadan yapacaksın. Çarpanları ayırırken de şunun çarpanlarını düşüneceksin zaten. Bence bunu burada düşünebilirsin, hissedebilirsin. Çarpanları ayırırken de hissedebilirsin. 48 ne ile neyin çarpımı? Hocam hemen böyle 2 ile 24 diyorsunuz ama aralarında 2 fark olana bakacaksınız. Aralarında 2 fark olan hangisi? 6 ve 8. X yerine 6 koyarsan burası 8 oluyor mu? Oluyor. Yani X'i böylelikle kaç buluruz? 6 buluruz. Bu şekilde de hissedebilirsiniz tabii ki. Yani çarpanları ayırma yönteminde de zaten çarpanları ayıracaksınız. Bunu da burada bu şekilde hissederek de yapabilirsiniz. Geldik buraya. Bak dikkat et 90'ın neresi olduğu önemli burada. Hocam 90 burası gibi alıp şu üçgen döklük bağıntısı uyguluyorsunuz. Hayır dikkat. 90 neresi? Hocam 90 tamamı. Yani şuradaki dikten buradaki dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit bağıntısını uygulayacağız. Ama Hangi üçgende? Büyük üçgende uygulayacağız. Evet AD ile AC'yi birbirine eşit vermiş. Hocam burası burasıyla burası eşit verilmiş. O zaman bunlar birbirine eşitse tabanı da iki eşit parçaya bölmez mi? Bu böler. E şimdi burada dikten dik çizildiği için öklük bağıntısını uygulayabiliriz büyük üçgende. Hadi büyük üçgende öklük bağıntısını uygulayalım. Buraya A diyecek olursam 2 kök 5'in karesi bu çarpı bu. Hemen yazalım. 2 kök 5'in karesi eşittir. A çarpı A artı 1. Hocam 2 kök 5'in karesi 20. A çarpı artı 1 ya. Hisset bakalım burada. 20 nelerini çarpı 2 ile 10 olmadı. Aralarında bir fark olacak. 4 ile 5 oluyor. A'yı kaç bulduk? 4 bulduk. A'yı 4 bulunca da sen burada da yine öklük bağıntısına devam etmeye çalışıyorsun. Hocam x'in karesi bu çarpı tamamı diyorsun. Olur. Sıkıntı yok. Ama kardeşim x'e ait şöyle bir öklük yani pisagor bağıntısı varsa öklüte gerek var mı? Yok tabii ki. Direkt pisagor bağıntısından sonuca ulaşabilirsin. Dolayısıyla x'in karesi eşittir. 4'ün karesi artı kaç olacak? 2 kök 5'in karesi olacak. Yani 20 artı 16'dan 36 yapıyor burası. X'i de böylelikle kaç buluruz? 6 olarak buluruz arkadaşım. Örnek 34'ü 6 bulduk. Yani Pisagor'un olduğu yerlerde öklüt'ü tabii ki uygulama. Pisagor daha da tercihi bizdir bizim. Evet geldik bir sonraki soruya. Bu soruda da dikten dik çizilmiş. Bir de oran verilmiş burada. HC'yi 3K burası da 2K olarak verilmiş. Hemen yazıyoruz. TC 3K burası 2K yazdık. Ve büyük dik üçgende sol taraftaki pardon sağ taraftaki kenar verilmiş. O zaman sağ dayalı üklit yani 3 kök 5'in karesi bu çarpı tamamı olacak. Yazalım şuraya 3 kök 5'in karesi eşittir. 3K çarpı tamamı. Tamamı ne? 5K. 5K'yı yazdık buraya. O zaman burası 3'ün karesi 9 çarpı kök 5'in karesi 5'ten 9 kere 5 45 yaptı. Eşittir. Bu da 15K kare mi yaptı? Evet. Bu 45 ile 15 sadeleşince 3 yaptık K kare eşittir 3'ten. K'yı da ne buluruz? Kök 3 olarak buluruz. E K kök 3 ise artık olay bitti galiba arkadaşlar. Şurası 3 kök 3 mü yaptı? Evet. E sonrasında hocam x kare eşittir şu çarpı şu diyebilirsiniz ama direkt Pisagor bağıntısı var mı? Var. Hatta kısa yoldan yapalım. x neye eşittir? Bak bu 3'ün kök 5 katı. Bu 3'ün kök 3 katı. O zaman x de 3'ün kare küçüğünde dik kenar olduğu için kareleri farkı değil midir? Evet. Yok efendim x kare eşittir. Bunun karesi eksi bunun karesi yapacağımızı ortak çarpanı öğrendik zaten. Ortak çarpandan yapalım. E 3 çarpı kök 5'in karesi 5 eksi kök 3'ün karesi 3. Yani direkt 3 kök 2'yi de bu şekilde bulmuş oluruz. Yani cevap 3 kök 2 yaptı. Evet kısa yolu lütfen uygula. Dik üçgende bu kısa yolu söylüyoruz ve yapıyoruz. yani yoksa sen öklitten de yapabilirsin. Buradaki uzun pisagordan da yapabilirsin. Sana kalmış. Ama bak ne kadar seri bir şekilde yaptığımızı da görüyorsun. Evet geldik bir sonraki soruya. BH bölü HC isteniyor. BH bölü HC. Hmm. Hocam şimdi Pisagor bağıntısından şurayı bulurum. Bak normalde. Pisagor'dan şurayı bulurum. Sonra burayı bulduktan sonra bunun karesi bu çarpı tamamı deyip burayı bulurum. Sonra şunun karesi de bu çarpı tamamı deyip burayı bulurum. Sonra da bunları oranlarım. Ya da direktman aslında oran isteniliyor ya. Oran istenildiği için direkt şey yapabilirim aslında. Ne derler? Şuraya isterseniz A diyeyim. Şuraya da B diyeyim. Normalde BH BH isteniyor. İki kök G ait uygulayayım. Şu çarpı tamam değil midir? Evet. İki kök karesi. Yani 8 yapıyor. Eşittir. A çarpı A artı B'dir. A çarpı A artı B. Yazdık bunu. Hocam sonra burada da 4 var. 4'ün karesi de bu çarpı tamamına eşittiğimi mi? Evet. 16'ya eşittir. B çarpı tamamı. Senden ne isteniyor? BH bölü HC isteniyor. A bölü B isteniyor. A bölü B'yi nasıl elde edersin? Hocam bunları taraf tarafa oranlarsak geliyor mu? Geliyor tabii ki. Evet taraf tarafa oranlayalım. 1 bölü 2 eşittir. A bölü B mi yaptı direkt? Aynen öyle. Direkt bazen de böyle öklit bağıntılarında özellikle oran falan istenildiği zaman öklit yaz. Alt alta yazdığında oradaki oran da karşına çıkabiliyor. Ha sayısal olarak buradaki değerleri de tabii ki bulabilirsin. Ama işi uzatmış olursun. Yani Pisagor'dan buraya bulmamıza gerek kalmadı. Çünkü bunlar sadeleşiyor. Bak dikkat et oranladığın zaman. Evet örnek 36. Güzel bir soru gerçekten. 36'yı böylelikle 1 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 37'ye. 15, 20. Arkadaşlar bu 15, 20'den dolayı burayı bulabilirim. Ya nasıl bulacağız? Özel kenarlı üçgenleri haftaya göreceğiz ama e, ortak çarpandan da yapabiliriz. Hani normalde BC uzunluğu ne eşit olacak? Hocam her ikisinde de 5 çarpım var burada. Bu 5'in 4 katı. Bu 5'in 3 katı. Bu da 5'in kare içinde daha özel üçgeni görmedik ama olsun. 3, 4, 5 diyebilirsiniz aslında. 5 beş çarpı 5'ten 25 diyebilirsiniz ya da özel üçgeni görmediğimiz için uzun yoldan yapalım. Ee, burası 3'ün karesi artı 4'ün karesi olacaktır değil mi? Çünkü şu geri kalanların kareleri toplam oluyordu. Bu da 9, 6, 16, 25 kök 25, 5 diye çıktı. 5 çarpı 5 de 25 yaptı. Arkadaşlar bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Sadece yükseklik eksikse alandan gidin demiştik. Evet burayı kaç bulduk? 25 bulduk. E burası 25 ise dostum bu üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. 25 çarpı x bölü 2 aynı zamanda neye eşit? Dik kenarlar çarpımının yarısına eşit. 20 çarpı 15 bölü 2 eşit. Bölü 2'ler gitti mi gitti. 5'e bölsen 5'e bölsen 4. 5 kaldı bir daha 5'e bölsen 5'e bölsen 3. 4 kere 3 12 mi yaptı böylelikle x? Evet. Alan yani taban çarpı yükseklik bölü 2 olduğunu ya da dik kenarlar çarpımının yarısı olduğunu da bilelim. Bazı nükleet mantısında bunu da kullanıyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet örnek 37'yi 12 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Aa ne var burada? Hocam dikten dik çizim değil de bak. 3 tane eşitlik var gördün mü? Şu, şu, şu. Neye yanım, neye anımsattı sana? Muhteşem üçlüğü hocam. Hemen muhteşem üçlüyor sattıysa Hop şunu şöyle çizersek. Burada kaç kaç derecedir? 90 derecedir. A dikten dik çizilmiş oldu. Yani burada öklit bağıntısı var mı? Var. Şu uzunluk kaç? 12. E o zaman sağ taraftaki bu uzunluk verilmiş bize. Sağa ait öklit bağıntısını uygulayacağım. 12'nin karesi bu çarpı tamamı diyeceğiz. Şu çarpı tamamı. Diyelim 12'nin karesi 9 çarpı 9 artı x. Ya bu 12'nin karesi dediğimiz 12 çarpı 12. Çarpmadan sadeleştirmemizi yapalım isterseniz. 3'e bölsen 3, 3'e bölsen 4, bir daha 3'e bölsen 3'e bölsen 4, 4 göre 4, 4 16, 9 artı x oldu ve x de böylelikle kaç bulduk? 7 olarak bulduk arkadaşlar. Örnek 38, 7 çıktı. Geldik örnek 39'a. Şimdi arkadaşlar soruya baktınız. Adam sana ne vermiş? Hocam BC'yi 12 vermiş. Eyvallah. Burası 12 olarak biliyoruz. Tamam. Şimdi ne yapacağız peki? Ya sana açıyla ilgili bir bağıntı vermiş. Bu açıların eşitliğini kullanacaksın. Madem açıların eşitliğini kullanacaksın, şu açıların eşitliğini yaz. Ya açılara dalmayı da öğrenelim artık yavaş yavaş. Çünkü verilen her bir bilgiyi geometride kullanmak zorundayız. Açı vermiş, açıların eşitliğini gösterdik. Peki ne yapacağız? Hocam bu bir dik üçgen. Şu dik üçgen olduğu için diğer iki açının toplamı 90 derece değil midir? Yani şuraya bir beta dersem alfa ile beta'nın toplamı nedir? Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olur. A alfa ile beta yan yana geldi. O zaman burada kaçın oldu? 90 derece oldu. Bak dikten dik çizilmiş oldu. Öklit. Sol taraftaki kenar verilmiş sola dayalı öklit bağıntısı. Şu çarpı tamamı yapmalıyız. Buraya bir y dersem o zaman. 2 kök altının karesi eşittir. Y çarpı tamamı. Y çarpı tamamı da 12 olarak verilmiş. Bunun karesi kaç? 24. 2'nin karesi 4 çarpı alttan 24. Y çarpı 12 eşit olduğundan sadeleştirsek Y'yi de kaç buluruz arkadaşlar? 2 olarak buluruz. Arkadaşım Y2 ise tamamı 12 olduğundan X'i de kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Yani X böylelikle 10 çıktı. Örnek 39'da. Geldik örnek 40'a. Evet yukarıdaki şekil 15 birim kareden oluşmuştur. Daha öncesinde de söylemiştik. Ne demekti bu birim kare? Bir kenarı bir birim olan kare. Hocam bir kenarı bir birim olan kare ise say 1, 2, 3 birim burada. Say 1, 2, 3, 4, 5 birim burada. Çok güzel. E hocam BH isteniliyor bizden. Bir dik üçgende bütün kenarlar belliyken sadece yükseklik isteniliyorsa alandan gelin diye söylemiştik. E alandan nasıl gideceğiz arkadaşlar? Öncelikle bu üçgenin alanını bulmak için şu kenar da lazım olacak bana. AC'ye de ben şöyle AC'nin karesi Pisagor bağıntısı yapayım. Neye eşittir arkadaşım? 3'ün karesi artı 5'in karesi. 9 artı 25'ten 34 eşit oldu. Yani AC'yi kaç bulduk? Kök 34 bulduk. AC'nin karesi 34 ya. E o zaman alandan gidebiliriz. Alan dediğimiz şey. Hocam kök 34 çarpı x bölü 2'dir. Kök 34 çarpı x bölü 2'dir. Aynı zamanda alan dediğimiz şey. 3 çarpı 5 bölü 2'dir. E buradan bölü 2'ler gitti. X'i de yalnız bırakırsam. Kök 34 öbür tarafa geçince. X de böylelikle 15 bölü kök 34 yapar. Yani cevap böyle kalsın. Örnek 40 cevabını cevabında böylelikle 15 bölü kök 34 bulduk ve geldik. Örnek 41'e. Son sorulara mı geldik yoksa bakalım? Şimdi burada ne var? Hocam eşitlikler var. E buradaki eşitleri kullanacağız. Arkadaşlar bir kere eşitlik gördüğümüzde aklımıza ne gelecek? Evet. Orta taban. Orta taban gelecek. Ben orta tabanı nasıl çizmeyi öğrettim size? Şöyle. Eşitliğin olduğu yerden paralel çizeceğiz. Ya böyle çizeceğiz ya da şöyle şuna paralel çizeceğiz. Ama nasıl mantıklı? Bu mu mantıklı bu mu mantıklı? Karışık olan yere doğru çizmek ya da üçgen oluşturan yere doğru çizmek mantıklıydı. Bu daha mantıklı. Buradan çözebiliriz. Birinci yol bu ama ben soruyu buradan çözeceğim. İkinci yolda orta tabanı bazen şu eşitlik var ya şöyle dik var ya şöyle de dik çizebiliriz. Orta tabanı böyle oluşturabiliriz. Bu şekilde de bir çizim olabilir. Çünkü bu şekilde çizdiğimiz zaman da yine orta taban oluştu. Şunlar paralel. En azından dikten dik çizilmiş şey oldu. Öklitte kullanabilirsin mantığından da gidebilirsin. Tamam böyle de çözebilirsin. 9 ise 9 dersin. Hocam buraya A dersin. 6 ise burası 12 dersin. 12'nin karesi bu çarpı bu dersin. Olay biter. A ben ne yapacağım? Her zamanki şekildeki yaptığım gibi yapacağım. Eşitliğin olduğu yerde eşitlik varsa bu eşitliğin mantığını kullanmak zorundayım. Eşitlik varsa ne yapıyorduk? Orta taban. Ya böyle çizeceğim. Çünkü büyük üçgende orta taban çiziyorum. Büyük üçgende bak dikkat et. AB kenarının üzerinde AB'ye paralel çizemem. Ya buna paralel çizeceğim. Ya da şuna paralel çizeceğim. Evet buna paralel çizince 6'yı ve x'i kullanamıyorum. Ama AC'ye paralel çizince kullanabiliyorum. AC'ye paralel çizince bak orta taban çıktı. Şunlar paralel. Eyvallah. 1'e 2 oran olacak ama uzunluklar işimize yaramayacak galiba. Bunlar paralel ya 90'sa. Burası da 90 oldu. A ne oldu? Öklit bağıntısı geldi. Ama öncelikle bu orta çizgisi. Hocam şu kenarı da iki eş parçaya bölecek mi burası? Bölecek. Yani şunlar birbirine eşit olacak. E şuraya bir A dersem buradaki üçgende ne çıktı arkadaşım? Öklit bağıntısı çıktı. Bu üçgende şöyle bir ökliti uygulayalım o zaman. Hadi bakalım uygulayalım. Uygulayacak olursak ökliti. Hocam burada dikten dik çizilmiş altı var. Yani haş, haş var burada. E, Aşağıya öklit bağıntısı. Hop sağlı sollu. 6'nın karesi 9 çarpı A'dan 36 bölü 9'dan A'yı kaç buluruz? 4 buluruz. A 4 çıktı. E hocam burası kaç çıktı? 13. E o zaman burası da 13. Bizden X isteniyor. X dediğimiz kısım neresi? Hocam tam olarak burası. X de neye eşit o zaman? 13 burası. Bak şuraya kadar kısmı 13. Burası da 4. 13 artı 4'ten 17 yapar. Evet örnek 41'i böylelikle 17 bulduk. Ve geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 42. Evet örnek 42'de de arkadaşlar. Bak güzel bir soru. Hiç zor bir soru değil. Hocam hiçbir şey verilmemiş demeyin. Her şey verilmiş. Bak dikkat et. HD bölü DC isteniyor senden. Yani şuraya bir A yaz. Buraya bir B yaz. A bölü B isteniyor bizden. Ya da istersen X, Y, Y alışkınsın sen. X yaz, Y yaz. E hocam burada dikten dik çizilmiş. E öklit bağıntısı uygulayacağın aşikar. Öklit uygula. Ne verilmişse sana ona ait öklit uygula. Ne verilmiş sana? 2 verilmiş hocam. 2'ye ait hükümeti uygulayacağım. 2'nin karesi x çarpı şuraya da a diyeyim. 2'nin karesi eşittir. x çarpı a'ya eşit. Tamam. E ee, başka ne yapacağız hocam? Hocam şu belli x çarpı a'nın 4 olduğunu bulduk. Bir de büyükte de dikten dik çizilmiş. Yani şurası 6 değil mi? Evet dikten dik çizilmiş. Burada da 6'nın karesi eşittir. Hocam a çarpı x artı y değil mi? Evet. A çarpı x artı y'ye eşit olacak arkadaşlar. Hd bölü dc isteniliyor bizden. Yani x bölü y isteniliyor bizden. E o zaman ne yapalım arkadaşlar? Oran isteniliyor. Bunları da yazdık ya. Taraf tarafa oranlayalım. İstersen böyle denklemle de yapabilirsin. X a böyle x a'ya 4 deyip ona göre de işlemde yapabilirsin. Ama oranlamak daha mantıklı. Oranladığımız zaman 4 bölü 36. E 4 bölü 36 nedir? 1 bölü 9 yapıyor. 1 bölü 9 eşittir. Şuradaki a'lar sadeleşti x bölü x artı y yapar. Böylelikle işler dışlar yapınca 9x eşittir x artı y olduğundan buradan 8x eşittir y olacağından hd bölü dc'ye bakıyoruz. x bölü y isteniyor bizden. O zaman y'yi buraya atalım 8'i de buraya atalım. O zaman x bölü y de neye eşit oldu arkadaşım? 1 bölü 8'e eşit olmuş oldu. Örnek 42 böylelikle 1 bölü 8 oldu. Son sayfa zannediyordum ama değilmiş. Devam ediyoruz maalesef. Bu son sayfa Evet örnek 43'teyiz. Ne demiş burada? Arkadaşım öklük bağıntıları var mı? Var tabii ki. Hocam şurada bir öklük bağıntısı var. H kare 4 çarpı x mi diyeceğiz? 2 bilim niye giriyoruz? Bak şurada da dikten dik çizilmiş. Burada sayılar zaten buraya yoğunlaşalım. Aa hocam burada direkt bir öklük bağıntısı var mı? Var. Evet Öklüt bağıntısını uygulayalım o zaman burada. Hadi bakalım. Şuradaki üçgende öklüt bağıntısı 4'ün karesi 2 çarpı a'ya mı eşittir? Evet. 4'ün karesi eşittir. 2 çarpı A. 16 bölü 2'den A'yı kaç bulduk? 8 bulduk. A 8 geldi. Sonra burada da arkadaşım dikten dik çizilmiş. Artık X'i buluruz. Bak şurada da dikten dik çizilmiş. Yani 8'in karesi 4 çarpı X'e eşit değil mi? Evet. 8'in karesi de 4 çarpı X'e eşit olduğundan X de 64 bölü 4'e eşit olacaktır. 64 bölü 4 de kaç eşit olur? 16'ya eşit olur. Örnek 43, 16 oldu Geldik örnek 44'e. Pisagor'dan burayı buluruz ama burayı bulduktan sonra bir işimize yarayacak mı? X e ait bir Pisagor falan uygulayabiliyor muyuz? Hayır. E ne yapacağız burada? Hocam böyle dikdörtgen oluşturmak önemliydi dik üçgende değil mi? Pisagorlu yapsak bile çıkmıyor. O zaman dik üçgen oluşturalım. Dik üçgeni nasıl oluşturuyorduk? Dikdörtgenle. Hop şöyle. İçeriden dikdörtgeni ben zaten daha çok seviyorum. Sizler belki şöyle yapacaksınız. Ne yapacaksınız? Hocam dikdörtgeni şöyle oluşturayım diyeceksiniz belki oluşturabilirsiniz ama şunlar 90 90 olduğundan evet dikdörtgen oluşturulabilir ama bu sefer de benzerlikten çözersiniz. İçeriden çöz oluşturmak daha mantıklıdır arkadaşlar. Bu zamana kadar da hep ben içeriden oluşturdum biliyorsunuz. Şuradan bir dikdörtgen oluşturdum. Hocam dikdörtgen oluşturunca 6 ise 6 bak dikten dik çiziye öklit bağıntısı oluşsun diye ben dikdörtgen oluşturmadım. Dik üçgeni kullanabilmek için öklit bağıntısını oluşturdum. 6 ise 6 2 kök 6 ise 2 kök 6 yazdım buraya da. E Burada ne oluştu artık? Dikten dikot çizildi. Yani öklit bantısı. Yani şunun karesi bu çarpı bu değil midir? Evet. Yani 2 kök 6'nın karesi eşittir. A çarpı 6'ya eşit olacaktır. Buradan 24 burası. A çarpı 6'dan. A'yı da kaç buluruz arkadaşım? A'yı da 24 bölü 6'dan 4 olarak buluruz. E A4 ise? Bizden ne isteniyor? X isteniyor. X de neye eşit olacaktır? 4 artı 6'dan 10'a eşit olacaktır. Evet örnek 44'ü böylelikle 10 bulduk. Ve geldik örnek 45'e. Bir katlama var galiba. Bakalım. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıt AD boyunca katlandığında B noktası şekil 2'deki BC doğrusu üzerine geliyor. Arkadaşım katlamayı gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. O eski halinden eser yok şimdi deyip hop şöyle açtık. Eser oldu mu? Evet oldu. Şimdi önceden burası arkadaşım 90 dereceydi. Ama bak tamamı 90 derece dikkat. Burası ne? 2 kök 13'tü. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit oluyordu. Ve bu arada üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak ya. Hocam şuradaki açı da 90 derece olacak. Çünkü niye üst üste binen kenarlar? Burası da şunlar da birbirine eşit ya. Hocam ikisi kenarda çizilen kenar ortay olduğu için burası da yükseklik olmak zorunda. E ne çıktı burada? Hocam dik çizildi. Öklit bağıntısı çıktı. Şimdi ne yapabiliriz burada? İşlemimizi yapacağız. Hocam yapsak yapsak öncelikli olarak ben şurayı bulabilirim. Nereyi bulabilirim? Şunun tamamını bulabilirim. Bunun tamamını dik üçgenin kenarları olduğundan dolayı bulabilirim. Hatta şurada yazayım istersen. Hocam burası 2 kök 13 burası 3 kök 13. Aa dikkat et. Bu kök 13 çarpı 2 tersten düşün. Bu kök 13 çarpı 3 Burası da kök 13 çarpı kare 3'ünde diğerlerinin kareleri toplam değil mi? Evet. 2 kök 13'te ve 3 kök 13'te ortak çarpan kök 13. Kök 13 çarpı 2. Kök 13 çarpı 3 ise kök 13 çarpı kare 3'ünde. 2'nin karesi artı geri kalanların kareleri toplamıydı kısa yollu. 3'ün karesi 9. Yani burası kök 13 çarpı kök 13 yaptı. Burası da kaç yaptı? 13 eşit oldu. Evet burayı 13 bulduk. Şimdi burası 13 ise ben x'i bulmak istiyorsam öncelikli olarak şu y'yi bulursam x'e de ulaşırım. Bazı arkadaşlar şunu yapar. Hocam ben şu yüksekliği bulayım dersiniz. Bulabilirsiniz. Sonra Pisagor bağıntısı buradan. Sonra buradaki Pisagor bağıntısından buraya ulaşabilirsiniz. Ama direkt y'yi daha kolay bulabileceğiniz bir şey var. Y'yi daha kolay nasıl bulabiliriz? Şuna ait öklük bağıntısından şu çarpı tamamı deyip y'yi bulabiliriz. Evet tamamı da zaten 13. Tamamı olduğundan dolayı. Ya da hocam 3 kök 13'ün karesi bu çarpı tamamı deyip sağa dayalı da yapabilirsin. Evet ben 2 kök 13'ün karesinden gideyim. 2 kök 13'ün karesi neye eşittir? Y çarpı tamamı. Y çarpı 13'e eşit. Bu 4 çarpı 13 olacak. 2 kök 13 karesi. Y çarpı 13 olduğundan dolayı 13'ler gitti. Y'yi de böyle kaç bulduk? 4 bulduk. Y 4. Burası da 4. E 4, 4 ve x'in toplamı 4 artı 4 artı x de 13 e eşit değil mi? Evet. Burası 8. 13'ten 8 çıkınca da x'i kaç buluruz böylelikle? 5 olarak buluruz. Örnek 45'i böylelikle 5 bulduk. Ve sanırım geldik son soruya. Evet son sorudayız arkadaşlar. Evet örnek 46. Ne diyor şimdi? Bu 15-20'lik üçgen böyle kesilmiş. Kesilmiş ya şuradaki kenarları da biz bulabiliriz aslında. Öncelikli olarak 15, 20 ve buranın ben 25 olduğunu biliyorum ama yine de beraber yapalım. Nasıl yaparız? Hocam burası daha özel üçgenleri, özel kenarlı üçgenleri görmedik. Onları haftaya göreceğiz inşallah. Burası 15 dediğimiz 5 çarpı 3. Burası 5 çarpı 4. 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 çarpı 5 diyebilirsiniz de daha görmediğimiz için. 5 çarpı kare küçüğünde diğerlerinin kareleri toplamı. 9 artı 16'dan 25 kök 25 5 diye çıktı. Burası da 25 oldu mu? Oldu. E hocam burası 25 çıktı ya. Ben buradaki a'yı bulabilirim. Nasıl? Şunun karesi bu çarpı tamamından. Yani yazıyorum o zaman buraya da. Ee, bunun karesi 20'nin karesi eşittir a çarpı 25'ten dolayı. Bu 20'nin karesi 20 çarpı 20 ya eşittir a çarpı 25'ten 5'e bölsen 5'e bölsen 4. 5 bir daha 5'e bölsen 5'e bölsen 4. A da buradan 4 kere 4 16 çıktı. A buradan 16 ise buraya da ne kaldı 9 kaldı. Sonra Pisagor bağıntısından burayı da şey bulabiliriz. Ya da h kare eşittir daha Pisagor'u görmedik. 9 12 15 direkt söyleyebilirim ama daha Pisagor'u görmediğimiz için öklidten yapayım istersen. H kare eşittir. 9 çarpı 16'dan kare aldığımız zaman 3 çarpı 4 çıkıyor. H da böylelikle 12 olarak buluruz. Ya da 144 çıkıyor burası. 12 diye çıktı burası. Evet, o zaman bütün uzunluklar çıktı. 9, 12 burası da 16 hatta burası da 12. Evet bu üçgenleri almışız. Böyle yapıştırmışız. Evet. A1 H1. A1 H1 böyle burası 12 olduğunu biliyoruz. Evet. Ondan sonra H1 C'nin ne olduğunu. A2 H2 de böyle burası arkadaşım. Şurası. Burası da 12 zaten. Dikkat et. Sonra e bizden şuradaki x'i de isteniyor. Bitti. Şurası 12. Burası 20 iken. Dikkat et. Şu üçgen ne üçgeniydi? 12. 16, 20 üçgeniydi. Bunun tamamı da 16 olacağından dolayı x artı 12 eşittir 16 ise x'i de böylelikle 4 olarak buluruz. Yani örnek 46 ile böylelikle 4 bulduk ve burayı bitirdik. Bu haftayı bitirdik. Gençler Hemen şurayı büyüteyim. Bu hafta bitti. Yani güzel bir şekilde bitti. Ama dik üçgenler tam anlamıyla bitti mi? Bitmedi. Şimdi geçen hafta ne yapmıştınız? Doğruda açı ve üçgende açı çözmüştünüz. Şimdi dik üçgenle ilgili soru çözün diyemem size. Şimdi ne yapacaksınız? Üçgende açıyla ilgili çözemediğiniz sorulara şöyle bir bakın. Ek çizimlerle ilgili sorulardır büyük ihtimalle onlar zaten. O ek çizimlerle ilgili sorulara şöyle bir bakın. Dik üçgenle ilgili soru geleceğini zannetmiyorum ama dik üçgen şöyle dursun. Biraz pekişsin. Önümüzdeki hafta dik üçgene devam edeceğiz. Öyle dik üçgen hemen bitecek bir hafta değil. Ee, program gereği böyle yapmak zorundaydım. Konunun ortasından bölmek zorundaydım. Yoksa dik üçgene devam etsem bu haftanın video sayısı 12 olacaktı. Ondan dolayı onu öbür haftaya bırakalım. Siz sadece geçen haftadan yapamadığınız sorulara bakın. Çünkü ek çizimlerle alakalı üçgende açı sorularını yapamamışsınızdır büyük ihtimalle. Ya da kitabınızda muhteşem üçlü ort ve ikizkenarlıkla kenarlıkla ilgili testler varsa onları çözmenizi tavsiye ediyorum. Evet gençler haftaya önümüzdeki hafta e, konu anlatımın devamında özel kenarlı üçgenleri göreceğiz, özel açılı üçgenleri göreceğiz. E, sonra önümüzdeki hafta galiba bir de ikizkenar kenar eşkenar üçgen de var, İkiz kenar eşkenar üçgeni de göreceğiz. Önümüzdeki hafta bütün böyle dik üçgenleri, hatta x kenar eşkenarı da bütün özel üçgenleri diyelim bitirmiş olacağız. O zaman önümüzdeki hafta yani 3. hafta görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.